Milyonlarca ışık yılı uzaklıktaki galaksileri görüntüleyebilsek de en yakın komşumuz Ay hala gizemlerle dolu. İşte bu gizemleri ortadan kaldırmak ve uydumuzda bir yaşam alanı oluşturmak için Ay'a insanlı ve insansız görevler sürüyor. Peki şimdiye kadar hangi ülke neler yaptı ve yakın gelecekte neler olacak? Detay habere başlıyoruz. Ay en yakın gök komşumuz olduğundan dünyada birkaç ülkenin gerçekleştirdiği birçok uzay görevinin ana hedefi konumunda. Rusya'nın ilk sondasının Ay'a ulaşmasından ya da ilk Amerikalı astronotun Ay'ın yüzeyine ayak basmasından bu yana Ay araştırmaları uzun bir yol kat etti. Artık insanlığın önümüzdeki 10 yıl içinde Ay'da bir koloni kurmaya başlayabileceği yeni bir dönemin kapılarını aralıyoruz. Bu, ülkelerin sahadaki kaynakları, teknolojileri ve deneyimleri paylaşabileceği yakın uluslararası işbirliğini de gerektiriyor. Bugüne kadar 11 ülke ve kuruluş uzay aracıyla Ay'a gitmeyi başardı. Bu ülkeler Sovyetler Birliği, Rusya, Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Çin, Hindistan, İsrail, İtalya, Lüksemburg, Güney Kore, Birleşik Arap Emirlikleri ve Avrupa Uzay Ajansı tarafından temsil edilen Avrupa Birliği. Ancak bu inişlerin tamamı Ay yüzeyine araç indirmek ya da doğrudan ayak basmak anlamına gelmiyor. Ay'a inişler aracın alçalma hızına ve yere indikten sonra çalışması gerekip gerekmediğine bağlı olarak sert inişler veya yumuşak inişler olarak sınıflandırılıyor. Yumuşak inişler, gemi güvenli ve yavaş bir hızla yere indiğinde meydana geliyor ve mürettebatlı görevlerde veya geminin inişten sonra bilimsel ölçümler yapmasının veya testler yapmasının beklendiği görevlerde gerekli oluyor. Şimdiye kadar yalnızca 3 ülke Ay'a uzay aracıyla yumuşak iniş yapmayı başardı. Amerika, Rusya ve Çin. Peki şimdiye kadar hangi ülke kaç görev gerçekleştirdi? Uzay yarışını şimdiye kadar önde götüren şüphesiz Amerika Birleşik Devletleri oldu. NASA 1969'da ilk insanın Ay'a yürümesiyle Apollo 11 misyonu sırasında tarih yazdı. Amerika, Apollo 11 programı aracılığıyla Ay'ın insan tarafından keşfedilmesine büyük katkı sağladı. 1964 ve 2018 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri tarafından 32 görev gerçekleştirildi. Bu görevlerden 6'sı insanlı görevdi. Apollo 11, 12, 14, 15, 16 ve 17 Ay'da yürüyen toplam 12 astronot taşıdı. NASA, Artemis programı aracılığıyla insanlığın 2024 yılında Ay'a dönüşünü planlıyor. Peki ya Sovyetler Birliği? Sovyet uzay programı 1959'da Luna 2 uzay aracıyla Ay'a ulaşan ilk organizasyondu. Birçoğu bu olayın uzay yarışının gerçek başlangıcı için ana tetikleyici olduğuna inanıyor. Sovyet uzay programı gerçekten de uzay araştırmalarında öncüydü ve uzaya çıkan ilk insan Yuri Gagarin ve Valentina Tereşkova gibi kozmonotların çoğu ünlü oldu. Sovyetler Birliği toplamda Ay'a 23 görev gerçekleştirdi ancak bugüne kadar Ay yüzeyine hiçbir kozmonot indiremedi. Rusya'ya ait son Ay görevi olan Luna 25, Güney Kutbu bölgesine inmeye çalışırken düştüğü için görev başarıyla tamamlanamadı. Rusya'nın Luna 25 uzay aracı Ay'ın yüzeyine çarptı. Bir de Çin'e bakalım. Uzay yarışında son zamanlarda attığı adımlar dikkat çekiyor Çin'in. Çin Ay Keşif Programı 2007 yılında Chang'e bir Ay sondasının fırlatmasıyla başladı. Görevin temel amacı Ay'ın süper hassas bir 3 boyutlu haritasını oluşturmaktı. Aralık 2019 yılında Çin, Yutu gezgini sayesinde Ay'a yumuşak iniş yapan 3. ülke olmayı başardı. Toplamda Çin 7 Ay görevini tamamladı ve 2030 yılı civarında Ay'a insan göndermeyi planlıyor. En dikkate değer görev Chang'e 4'tü ve uzay aracı Ocak 2019'da Ay'ın daha önce hiçbir insanın veya robotun bulunmadığı uzak tarafına tarihi bir iniş yaptı. Ve Japonya. Japonya'nın ilk ay sondasına Hiten yani göksel kızlık adı verildi ve Ocak 1990'da gönderildi. Misyonu Agroma adlı küçük bir uyduyu Ay'a yakın bir yere göndermek ve aynı zamanda Ay ve gezegen keşifleri için tasarlanmış farklı teknolojileri test etmekti. Japon Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı tarafından Ay'a ikinci bir görev 2007 yılında tamamlandı. Selene yani Selenolojik ve Mühendislik Kaşifi adlı 3 parçalı bir uzay aracı çalışırken 1,5 yıldan biraz daha uzun bir süre Ay'ın etrafında dönebildi. Uydunun kökeni, yüzeyi, jeolojisi ve yer çekimi hakkında araştırma da yapabildi. Bir diğer ülke Lüksemburg. Lüksemburg merkezli özel şirket LuxSpace, Çin Long March roketinde evrak çantası boyutunda küçük bir sonda fırlattı. Sonda Ay'ın etrafında yakın bir uçuş gerçekleştirdi ve ardından Ay yüzeyine çarptı. LuxSpace'in amacı uzay araştırmalarına halkın ilgisini araştırmak ve uzay görevlerine mikro uydu yaklaşımını tanıtmaktı. Manfred Memorial Ay misyonu Ay'a yapılan ilk özel fonlu görev oldu Lüksemburg için. Peki bir de Avrupa Birliği'ne bakalım. Smart 1, İsveç Uzay Şirketi tarafından Avrupa Uzay Ajansı adına tasarlanıp inşa edilen küçük bir sonda. Misyonun amacı güneş elektrikli tahrik ve iletişim teknikleri gibi yeni teknolojileri test etmekti. Uzay aracı 3 yıl boyunca Ay'ın etrafında döndükten sonra yüzeye çarparak 3 yıllık görevine son verdi. Hindistan. Chandrayaan-1, Hindistan tarafından 2008 yılında gönderilen ilk Ay sondasıydı. Ana hedefleri Ay'ın jeolojisi ve topografyası hakkında daha fazla bilgi toplamaktı. Görev 10 ay sürdü ve Ay'daki su moleküllerinin keşfedilmesinde önemli bir rol oynadı. Geçtiğimiz haftaya dönelim. Geçtiğimiz haftaysa uzay yarışında önemli bir adım daha attı Hindistan. 25 Ağustos günü Ay'ın güneyine iniş yapan ilk ülke oldu. Bu başarıyla Hindistan, Ay'a yumuşak iniş gerçekleştiren 4. ülke. Hindistan Başbakanı Narendra Modi inişi canlı yayında takip etti ve ilk yorumu "Hindistan artık Ay'da" oldu. Rusya'nın aynı amaçla yaptığı uzay seyahati başarısız olmuştu. Chandrayaan-3'ün hedeflerinden biri bilim insanlarının gelecekte Ay'da insan yerleşiminin destekleyebileceğini söylediği su bazlı buzları keşfetmek. Bu amaçla kullanılacak Pragyan isimli tekerlekli bir keşif aracı da modülde yerini almış durumda. Ay'a daha önce Amerika Birleşik Devletleri, Sovyetler Birliği ve Çin yumuşak iniş yapmıştı. Bunun altını çizelim. Son zamanlardaki uzay yarışında Hindistan ismi öne çıkıyor. Ancak bu ülkelerin hepsi ekvator çizgisine yakın bir yere inmişti. İşte Hindistan bu noktada da diğer ülkelerden ayrılıyor. Ve İtalya. Argo Mon 16 Kasım 2022'de NASA'nın uzay fırlatma sisteminin ilk görevi olan Artemis 1'de fırlatılan bir kubestardır. Temel amacı Orion'un ayrılmasının ardından geçici kriyojenik tahrik aşamasının fotoğraflarını çekmek ve bir uzay aracının yeteneğini göstermekti. Kubesat derin uzayda hassas yakınlık manevraları gerçekleştirecek. Çalışmaları sürüyor. İsrail, Breshit, Spacil ve İsrail Our Space Endüstri arasında ortak bir görevdi. 2019'daki misyonun amacı genç nesiller arasında uzay araştırmalarına olan ilgiyi artırmaktı. Uzay aracı aralarında İngilizce, Wikipedia, Tevrat ve uzaya fırlatılmadan ilham alan bir çocuk kitabının yanı sıra uzaya eklenen genetik örnekleri ve tatbikatlarda dahil olmak üzere 30 milyon sayfadan fazla veriden oluşan bir zaman kapsülü taşıyordu. Güney Kore, Danir olarak da bilinen Korea Pathfinder Lunar Orbiter, Güney Kore tarafından 4 Ağustos 2022'de Falcon 9 Block 5 roketiyle başlatılan bir teknoloji gösterme görevi. Misyonu su buzu ve helyum-3 gibi Ay kaynaklarını araştırmak, topografik bir harita oluşturmak, gelecekteki Ay'a iniş alanlarının seçimine yardımcı olmak. Birleşik Arap Emirlikleri 2022'nin sonlarında Muhammed Bin Raşit Uzay Merkezi tarafından ispace'in Haktor-R misyon 1 iniş aracıyla Ay'a bir Ay gezgini gönderildi. Ne yazık ki planlanan iniş saatinden kısa süre sonra araçla temasları kesildi. 24 saatlik soruşturmanın ardından yeniden bağlantı kuramadılar ve görevin zamanından önce sona erdirilmesi çağrısında bulundular. Görev başarılı olmasa da teknik olarak gezgin Ay'a ulaşmayı başarmıştı. Detay haberin sonuna yaklaşırken bu malum ülkelerin uzay savaşında gelecek planlarına da mercek tutmakta fayda var. Mesela 2030 yılına kadar Ay'a ulaşmayı planlayan ülkeler. Çok sayıda ek ülke ya aktif uzay programlarına sahip ya da özel olarak finanse edilen uzay programlarına ev sahipliği yapıyor ve bu nedenle 2030 yılına kadar Ay'a insanlı veya insansız yumuşak iniş tamamlamaları muhtemel. Bu ülkelerden biri de Türkiye. Türkiye önümüzdeki 10 yıl içerisinde Ay'a sert ve yumuşak iniş yapacak. Roket 3 günlük yolculuğunda veri toplayıp dünyaya iletecek. 2028 yılında da yumuşak inişle Türkiye, Ay'da bilimsel faaliyetler yapabilen sayılı ülkeler arasına girecek. Türkiye'yi Ay'a götürecek aracın dizaynında da sona gelindi. Kanada, olası özerk çarpma misyonunun yanı sıra Avrupa Birliği ve Japonya ile ortak görev yürütüyor. Hindistan, Chandrayaan-1'in yüksek hızlı inşasının ve Chandrayaan-2'nin başarısız yumuşak inişinin ardından Chandrayaan-3 de bir kez daha başarıyı yakalamış görünüyor. İsrail merkezli SpaceX'in Breshit Ay iniş aracı Şubat 2019'da Ay'a ulaştı ancak iniş sırasında düştü. Henüz finanse edilmese de takip girişimleri planlanıyor. Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı mürettebatlı iniş yapmayı planlıyor. Özel şirket ispace iniş odaklı görevlerde Amerika ve Birleşik Arap Emirlikleri ile birlikte çalışıyor. Meksika gelecekteki bir ABD-Meksika ortak misyonuna yük olarak mikro gezici gönderecek. Güney Afrika'da ve Güney Kore'de planlanan iniş ve gezici misyonu 2030'da başlayabilir. Ukrayna, Ay mağaralarını keşfetme misyonuyla yürütmek için İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki işbirlikçileriyle birlikte çalışıyor. Ancak Rusya ile savaş muhtemelen görevi geciktirecek. Birleşik Arap Emirlikleri, Japonya ve Amerika merkezli şirketler SpaceX Falcon 9 roketinin Japon tasarımı bir iniş aracı ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Ay gezicisini taşıyacağı yaklaşan bir görev üzerinde de ummalı bir çalışma yürütüyor. Ve bugüne dönelim. Uzay misyonları 1960'ların sonrasında ülkelerin radarına yeniden girerken yarış da uzun aradan sonra yeniden başlamış görünüyor. Bu alanda liderlik Amerika Birleşik Devletleri'nin elinde. Çin ve Hindistan gibi ülkelerde ciddi yatırımlar yaparak uzay misyonlarına başladı. Son olarak Rusya, Sovyetler Birliği döneminde öncü bir ülke olduğu uzay programlarına yeni bir Ay misyonuyla geri dönüş yaptı. Son yıllarda Çin ve Rusya'nın Batı bloğuna karşı attığı adımlar yeni soğuk savaş söylemlerine neden olmuşken uzay yarışının da yeniden başlaması dikkat çekici bir gelişme olarak yorumlanıyor. Görüşmek üzere.